Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Sağ ol. Süleyman abi nasılsın, iyi misin? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sen nasılsın? Değerli arkadaşlar, yıllarca sürmede iş adamı merhum Nazım Bilgin'in oğlu Süleyman Bilgin'le birlikteyiz. Kendisinden izin alarak iş yerinde kısa bir çekimler yapacağım. Çok güzel şeyler var. Tarihi, kültürel... Evet. Efendim, evet. Kısa da Süleyman abi bir şeyler söylemek ister kendisine. Buyurun Süleyman, evet, abi. Evet, bu bir dördüncü nesil olarak, evet, babamızın iş yerini de devam ettiriyoruz. Onun dostlarının, sevenlerinin zaman zaman geldiğini görünce duygulanıyoruz tabii. Evet. Aslında o gelenler tabii babamızı arıyor burada. Fakat biz ondan da bir şeyler, o günden bugüne onu anımsatacak hatıraları tekrar gözden geçirecek şekilde memnun kalıyoruz tabii gelenler için. Onun için de pek bozmadık buranın otantik yapısını. İş hayatı devam ediyor. Hayat devam ediyor. Evet, sevgiler sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum çok Süleyman Bey. Ben izninizle burayı bir çekim, tabii burayı ki, bir çekim yapmak istiyorum. Teşekkür buyurun. Ediyorum Süleyman. Değerli arkadaşlar, Nazım Bilgin, biliyorsun Nazım Bilgin yıllarca burada sürmeledi. Büyük esnaftı. Nazım Bilgin'in iş yerini dedik bir ziyaret edelim. Süleyman Bey'e teşekkür ediyorum ben. Süleyman Bey bize izin verdi. Buraları hala nasıl Süleyman abi? Bununla ilgili şiir de yazmış Hasan Zeyd Yazıcı abimiz. Evet. Aynı zamanda Rasim Sancak şöyle ben burayı ben çekeyim böyle. Vefatından sonra sağ olsunlar. Evet. Şunu da şöyle alayım ben. Belki bunu böyle fotokop olarak. En güzel resim de Süleyman abi üstteki o ince resmi ekmekle. Evet. Fındık, mısır. Yani yöresel, evet, şeyleri anlattığı için. Süleyman abi, daha önceki yıllarda şöyle bir şey duyduk. Burada daha önce çok şeyler vardı, bakırlar vardı, böyle tarihi eşyalar vardı. Bunlara ne oldu Süleyman Bey? Bir kısmı duruyor ama bir kısmını maalesef çaldırdık. Vay anasın. Yani bir babamız bir 60 yıl onları ayırdı, evet, ve satmadı. Evet. Satmadığının sebebi de yok olmasından, evet, korktuğu için. Çünkü bunlar geçmişten bugüne, evet, tarihimizi yansıtan eşyalardı. Tabii büyüklerimiz onları kullanmışlar. Evet. Bugüne kadar geldiler ama maalesef onu biz müze falan düşürmüştük. Daha, evet, önceki devlet büyükleriyle konuştuk bu konuda ama, evet, yapamadık. Maalesef bir hırsızlık olayı olunca, evet, öyle kaldı. Ama yine de yeterince var yani. Evet. Süleyman Bey, şimdi şöyle ben organik ürünler görüyorum da, evet, buralardan vatandaşlar alabilirler mi? Satın alabilirler. Tabii ki, tabii. Yani bu mesela şu yani, şey bizim şimdi Halicim, bizim, evet, mesleğimiz zaten tıbbi, evet, ve aromatik bitki, evet, ihracatı, evet, yapıyoruz. Evet. Bu mesleği de babamızın mesleği diye sürdürüyoruz. Evet. Başka iş yerlerimiz de var ama ben biliyorum, burayı seviyorum. Evet. Burada kalıyorum. Burada tabii yöresel fındıklar oluyor. Evet. Yöre çay fabrikalarından alınan çaylar müşteri talep ediyor. Evet. Ama organik dediğimiz zaman zaten yaban mersini bu bölgede şu, olan bir şey. Tabii yaban, evet, mersini. Evet. Bu tamamen doğal ve çok özellikle kansere iyi geldiğini yaban mersi söyleyebiliriz. Evet, tabii göz kurutulmuş rahatsızları. Evet, kurutulmuş yaban mersini. Yaban mersini Amerikan, İngiliz pilotları bunu yemek suretiyle öyle uçuyorlar. Gece görüş üstünlüğü sağlıyor yaban mersi gibi madde, etken bir madde. Aynı zamanda işte kuş burnu var. Yani şu anda mevsimsel olarak, evet, sadece bunlar söz konusu. Isırgan tohumu. Ha, fındık var. Fındık oluyor. İşte iç fındık olarak, evet, kabuklu fındık olarak. Evet. Olabiliyor. Tamam. Evet, su içmez. Ben burayı bir böyle alayım abi. Su içmez. Şimdi sen de şu şeyden bir ne zaman programınız sizin efendim? Program 13 Mayıs Cumartesi akşamı. Evet. 19.00'da canlı yayın başlayacak. 22'de, evet, son bulacak. Evet. Daha birçok sürpriz sanatçımız var. Evet. İnşallah bütün hemşehrilerimiz oraya bekliyoruz. Evet. Bütün tek Köprübaşı merkez mi? Köprübaşı merkezde olacak tabii. Araklı, Of, Sürmene, ben 5 günün kadınımıyla. Burada büyük giriş olan var mı? Ya
Alır herhalde zannediyoruz. Tabii çarşıyı trafiğe kapatacağız. Ha, açık hava olacak. Tabii açık havada. Çarşıyı hava, trafiğe hava kapatacağız. O tarafa bakabilirsin. Süleyman abi, ben şimdi bu ilk birinci video, şimdi gidiyorum yayınlayacağım onu. Daha sonra tekrar tamamen şu anda flaşı açmadım. Açık alanda çekim tamam, yaptım. Şu anda flaşı kapatıyorum. Görüşmek umuduyla hayırlı günler diliyorum Süleyman Bey. Ben teşekkür ederim. Süleyman abim, hayır.